Merhaba sayın seyirciler. Yine bir canlı yayınla ekranlarınızdayız. Bu programda önümüzdeki dönemi değerlendireceğiz aslında. Hemen konuklarımı tanıtmak istiyorum. Yeni rektörümüz Profesör Doktor Naci Gündoğan, hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ve Açık Öğretim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Kerim Banar, Hocam siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Naci hocam, biz sizi aslında rektör yardımcılığı dönemimizden döneminizden tanıyoruz. Eminim öğrenci arkadaşlarım da tanıyorlar ama izleyicilerimiz için tanımayanlar için şöyle kısaca bir kendinizi bize anlatır mısınız? Teşekkür ederim. Ben Eskişehirliyim. 1968 Eskişehir doğumluyum. İlk orta tahsilimi Eskişehir'de tamamladım. 1990 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldum. Hı hı. Aynı yıl Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilgiler Fakültesi'ne araştırma görevlisi olarak girdim ve bu yıl 23. Yılım üniversitede. Ee, ve son 4 yılda da Anadolu Üniversitesi rektör yardımcılığı görevinde bulundum. Tabii daha çok ben mali işlerle ilgilendiğim için açık öğretim e, e, hı hı. sistemiyle de iç içe olduk tabii mutlaka. Ama daha çok mali konularla ilgili rektör yardımcılığı görevinde bulundum. E, bundan e, işte üç gün önce de çok daha yeni tabii ki yeni yılla birlikte e, üniversitemizdeki seçim neticesinde Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle Anadolu Üniversitesi'ne rektör olarak tayin edildim. Hı hı. İnşallah önümüzdeki dört yıl boyunca da üniversitemizi bulunduğu yerden çok daha ilerilere götürme azim ve hedefiyle hep birlikte çalışmaya gayret edeceğiz. Ben de bu vesileyle tebrik ediyorum <laughs> çok hocam sizi. Çok teşekkür ederim. Hem Eskişehir'e hem de Anadolu Üniversitesi'ni çok yakından tanıyan birisiniz aslında. Evet. Hocam şunu sormak istiyorum. Şimdi açık öğretim odaklı konuşacağız biraz. <laughs> ee, önümüzdeki şu dört yıl içinde açık öğretimle ilgili neler düşünüyorsunuz? Planlarınız var mı? Ee, tabii ben dediğim gibi 23 yıldır Anadolu Üniversitesi öğretim üyesiyim aslında. Son 4 yıldır da yönetimin içinde bulundum <laughs> ve... Özellikle son 4 yılda açık öğretim sistemiyle doğrudan ilişkili oldum. Yapılanları yakından biliyorum. Var olan sorunlarımızı biliyorum. Tabii açık öğretim sistemi çok büyük bir sistem. Ee, Anadolu Üniversitesi çok büyük bir üniversite. Bu büyüklüğün getirdiği sorunlar da doğal olarak büyük oluyor. Ee, özellikle son 4 yılda Anadolu Üniversitesi açık öğretim sistemi çok ciddi bir değişimin içerisine girdi. Bu değişime paralel olarak tabii ki belli sıkıntılar da ortaya çıktı. Ama bu değişim gerçekten çok başarılı geçti diye düşünüyorum ben. Kredi listeme geçildi. Bu kredi listemin getirdiği çok olumlu yanlar var, taraflar var. Bu aynen devam edecek tabii ki. Ama tabii ki bu dönüşüm kolay olmadı. Bir takım sıkıntılarımız oldu. Şu anda da öğrencilerimizin muhatap olduğu bir takım sıkıntılar var. Ben... Önümüzdeki dönemde, rektörlüğüm döneminde var olan bu sıkıntıları öncelikle aşmaya çalışacağım tabii ki. Elimizden geldiğince, arkadaşlarımızla birlikte. Bu noktada özellikle ben kaliteyi çok önemsiyorum. Önümüzdeki 4 yıl açık öğretim sisteminde kalitenin artırıldığı bir dönem olmalı diye düşünüyorum. Kaliteye odaklı çalışacağız. Açık öğretim öğrencilerimizin sıkıntılarını, sorunlarını yakından biliyoruz. Onların özellikle büyük kentlerimizdeki bürolarla ilgili sıkıntılarını biliyoruz. Onlara özellikle yoğunlaşacağız. Bu sıkıntıları elimizden geldiğince azaltmaya çalışacağız. Eğitim kalitesi açısından tabii ki şunu ifade etmek gerekiyor. Açık Öğretim 30 yıllık bir sistem ülkemizde. 30 yıldır var olan bir sistem. Nerelerden nerelere geldi? Gerçekten bu süreçte ben katkısı olan, Tüm rektörlerimize, yöneticilerimize, hocalarımıza, idari personelimize candan teşekkür ediyorum. Yani bu sistem gerçekten güçlü bir sistem. Bundan sonra daha da ileriye götürülmesi gerektiğine inanıyorum. Son 3-4 yıldır özellikle açık öğretim sisteminde e-öğrenme seferberliği dediğimiz bir seferberliğe geçildi. Yani geçmişte öğrencimize bir kitap gönderiyorduk ve sınav yapıyorduk. Evet. Ama şimdi artık bilgi çağında yaşıyoruz, teknoloji çağında yaşıyoruz bilgi teknolojilerinin bize sunmuş olduğu tüm imkanları kullanmak durumundayız. Çağdaş dünyadaki teknolojileri transfer ediyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde bunun etkisi daha fazla olacak. Öğrencilerimize tüm iletişim araçlarıyla ulaşmaya çalışacağız. Sadece kitap değil, bunun yanında elektronik bir takım malzemelerle de onların bilgi, becerilerini arttırıcı bir takım çalışmalarda bulunacağız. Açık Öğretim Fakültemiz bu noktada son iki yılda özellikle çok mesafe aldı. Öğrencilerimiz önümüzdeki dönemlerde Anadolu Üniversitesi'nin ve Türkiye'deki birçok üniversitenin öğretim üyelerinin üretmiş olduğu malzemeleri, materyalleri hizmetlerinde bulacaklar. Önümüzdeki dönem bence dediğim gibi daha çok kaliteye odaklandığımız ve öğrencilerimize daha nitelikli hizmetler sunduğumuz bir dönem olacak diye düşünüyorum. Ben de bunun çaba ve gayreti içerisinde olacağım. Hı hı. Sizin de dediğiniz gibi hocam, 30 yıllık bir süreç birikimlerle devam ediyor ve çok büyük bir sistem. Ben burada izninizle Kerim Hocam'a dönmek istiyorum. Kerim Hocam, öğrencilerin açık öğretimle ilgili eleştirilerinden biri de... ...öğrenen ve öğrenci buluşması, eş zamanlı buluşmasını sağlayan danışmanlık hizmetlerinin yetersizliği konusundaydı. Ama bu da eş seminerlerle aşılıyor aslında. Hı hı. Eş zamanlı olarak artık dersler yürütülüyor. Biraz o seminerlerden bahseder misiniz? Hı hı. Tabii, az önce... Rektör Bey'in de söylediği gibi 30 yıllık süreç içinde yüz yüze akademik danışmanlık dersleri belli ölçüde yapıldı. Hı hı. Ee, bir tek e, Muş ilimiz hariç tüm illerde, onun ötesinde e, şu anda e, yaklaşık 10 civarında ilçede yüz yüze akademik danışmanlık dersleri veriliyor. Ancak bu akademik danışmanlık derslerini öğrencilerin gidip gelme saatinin uygun olmaması gibi bazı kısıtlar vardı. Bu da sizin de belirttiğiniz gibi bazı hoşnutsuzluklara neden oluyordu. Bunun en iyi çözümü de e, teknolojiyi kullanmaktı. Yine daha önceki programlarda da kısmen bahsetmiştik. İşte biz e, 2012-2013 bahar döneminden itibaren e seminer derslerine başladık. Yani hoca ile öğrenciyi bir araya getirdik canlı derslerle. Böylece Etkileşim sağladık. Hı hı. Ee, geçen sene bahar döneminde başladığımız bu süreç, bu dönem devam ediyor göz döneminde. Yine yaklaşık şu anda 180 civarında ders. Buna yabancı dil dersleri dahil İngilizce, Almanca da bu dönem eklendi buna Almanca dersi de. Öğrenciden gelen talep doğrultusunda da bu ders sayısını artırmaya çalışıyoruz. Şu anda az önce de söylediğim gibi 180 civarında dersimizi haftada bir e, saat. Ders veriliyor. Öğrenciler bunlara canlı katılabiliyorlar. Ama bundan da önemlisi olan bir şey, önemli olan şey şu. Bu dersleri biz kaydediyoruz ve yine öğrenci şifresiyle, kullanıcı koduyla derse girdiği zaman o dersin içinde eğer varsa e-semineri veya webinar dediğimiz uygulamayı oradan bu dersi izleme şansına sahip. Tabi bu da çok ciddi katkı sağlıyor öğrenciye. Hı hı. Çünkü orada hoca anlatırken aynı zamanda başka bir öğrencinin sorusuna da cevap veriyor. Evet. Belki de o soru dersi izleyen öğrencinin de takıldığı bir konu olabiliyor. Tabii bir de e, derslerin ötesinde e, hep söylenen şey daha önce de bahsetmiştik bu matematik ve istatistik dersleri. Bizim e, Zor dersler. zorlanılan <laughs> dersler diyelim. E, bunlarla ilgili özel bir çaba devam ediyor. Bu özel çabada Yaklaşık 35 öğretim üyesi şu anda. Bunun 28 tanesi matematik dersinde, 7 tanesi istatistik dersinde hocalarımız. Bu soru cevap şeklinde ders anlatıyorlar. Yani konu anlatmanın ötesinde doğrudan soru çözüyorlar. Hı -hı. Öğrenciden soru gelirse onlara cevap veriyorlar. Yine bunun dışında bir de PDR dediğimiz Psikolojik Danışmanlık Rehberlik bu dönem yine devam ediyor. 7 konuda. Pardon bir hocamız daha ilave oldu. Şu anda 8 hocamız haftada. Bir saat farklı konularda bunları kaydetmiyoruz. Çünkü karşınızdaki öğrencinin farklı sorunları oluyor. Bir öğrencinin sorunu diğeriyle bağdaşmayacağı için canlı olarak yapılıyor. Her hafta her konu tek tek anlatılıyor birbirinden bağımsız. Bunun dışında ne var derseniz... Bir de şeyimiz var bu matematik istatistik dersleriyle ilgili daha önceden çekilmiş... Yaklaşık örneğin matematik bir dersinde yüzün üzerinde soru cevap videosu şu anda sisteme yükleniyor. Bu da bir taraftan devam ediyor. Yani e, uzun vadede bir dönemde biz yaklaşık 600 civarında ders açıyoruz. Bu derslerin tümünün canlı dersini yapmamız gerekiyor. Hı hı. Bunu şu anda teknolojik altyapımız da uygun. Ee, birazcık zamana ihtiyacımız var. Büyük ihtimalle 2014-2015 öğretim yılında tüm derslerin, Webinar hizmetleri, e-seminar dersleri devrede olacak. Ne kadar güzel. Hı hı. E, sayın Hocam, sizin de rektör yardımcılığınız döneminde Bakü'den Brüksel'e global kampüs çerçevesinde uluslararası pek çok faaliyet yapıldı. Hı hı. Rektörlüğünüz döneminde bu uluslararası açılımlar devam edecek mi? E, elbette. Tabii bizden önce başladı bu hı hı. dönem. Biliyorsunuz Anadolu Üniversitesi aslında 30 yıldır Batı Avrupa programlarını yürütüyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Lefkoşa merkezli yine programlarımız var. O son 4 yıldır da biz özellikle başlangıçta Azerbaycan'da başladık. Şu anda Azerbaycan'da Bakü ve Gence'de bürolarımız var. Yaklaşık 2000 civarında öğrencimiz var Azerbaycan'da öğrencilerimiz var. ve daha sonra Balkanlar'da özellikle Batı Trakya'da eee Gümülcine'de, İskeçe'de e, başladık. Daha sonra efendim Kosova'ya, Prizren'e, efendim Makedonya'da Gostivar'da şu anda bir büromuz var. En en sonunda Bulgaristan'da Filipede e, bir büro açtık. E, bu çabalar mutlaka devam edecek. Yani bizim Anadolu Üniversitesi olarak temel hedefimiz, bizden önceki rektörlerimizin de koyduğu hedef aynı şekilde ben de devam ettireceğim. Biz nerede Türk varsa, bir Türk varsa, bir eğitime ihtiyaç duyuyorsa o noktaya kadar ulaşacağız. Bakın Bakü'de ilk başladığımızda 50 öğrenciyle başlamıştık. 4 senede 2000 öğrenciye çıktık. Aynı şekilde şu anda Bulgaristan'da 40 civarında sanıyorum öğrencimiz var. Ben inanıyorum ki Bulgaristan'da önemli ölçüde bizim soydaşlarımız var, Türk. Türk e, kökenli insanlar var orada. Bulgaristan evet. vatandaşı olmasına rağmen Türk kökenli 1 milyon civarında vatandaşımızın, e, soydaşımızın olduğu söyleniyor. Biz bu bölgede bu e, kardeşlerimizin yanında olacağız tabii. Geçen sene dekanımızla beraber e, Bulgaristan'a gittik. Bulgaristan'daki köylere kadar dolaştık. Onların eğitim ihtiyaçlarını tespit ettik. Nelere <laughs> ihtiyaçları olduğunu tespit ettik. Gerçekten bizi bağırlarına bastılar. E, biz de bir Türkiye Cumhuriyeti'nin kurumu olarak, önemli işlevi olan bir kamu kurumu olarak buradaki insanlarımıza da yetişelim dedik. O dönemki rektörümüz Sayın Davut Aydın Hocamız da bu noktada çok gayretleri oldu gerçekten. Kendisine de çok teşekkür ederim. Biz de aldığımız bayrağı devam ettireceğiz. Daha ilerileri taşıyacağız. Sadece Bulgaristan'la sınırlı kalmayacağız. Mesela Romanya'yı da geçeceğiz. Romanya'ya da çok yakınız orada. Romanya, Bulgaristan, Makedonya, Kosova, Yunanistan'a zaten daha önceden girmiştik önemli ölçüde Balkan bölgesinde hı hı. Türklerin yaşadığı yoğun olarak yaşadığı tüm kentlerde başlangıçta büromuz olmasa bile oradaki üniversitelerle işbirliği yaparak oradaki Türklere biz mutlaka eğitim sunmayı hedefliyoruz. Yani tabii bunu yaparken de Batı Avrupa'daki, Kıbrıs'taki efendim Azerbaycan'daki programlarımızın niteliğini de arttırmamız lazım. Oradaki öğrencilerimize de daha iyi hizmet sunmamız lazım hem hizmet hizmet kalitemizi geliştirmek hem de bu bölgelerde yaygınlaşmak ve kalıcı olmak istiyoruz. Yani geçen sene e, çok güzel bir faaliyetimiz de olmuştu. Üniversitemizin konservatuarı Balkanlar'da evet. turneye çıktı mesela. Çok güzel bir e, şey oldu ve orada 7 Balkan ülkesinde, efendim tüm Türk e, nüfusun bulunduğu yerlerde e, hatta manastırda. Atatürk'ün eğitim gördüğü İdadi'nin bahçesinde bir konser verdik. Bu çok gurur vericiydi bizim hı hı. için. Önümüzdeki dönemlerde de sadece açık öğretim faaliyetleriyle değil, üniversitemizin tüm imkanlarıyla, sanatsal, kültürel, sportif imkanlarıyla da özellikle Balkan coğrafyasında olmak istiyoruz. Zaten varız, daha da yaygınlaşmak hı hı. istiyoruz. Nereden bir eğitim ihtiyacı gelirse arkadaşlarımız takip ediyorlar. Hatta zaman zaman... Garip gelecek ama Afrika'dan bile eğitim talebi var bizimle ilgili. Tabii bütün bunları iyi değerlendirip kalıcı olmak lazım. Balkanlar ve Kafkaslar şu anda bizim için önemli. Hı hı. O bölgede bir Türk eğitimini Anadolu Üniversitesi'nin eğitimini yaymak istiyoruz önümüzdeki dönemde. Hedeflerimiz inşallah gerçekleşir daha da ileriye götüreceğiz. Umarım hocam. E, Kerim hocam bu noktada hazır yurt dışından global kampistan bahsediyorken e, hocam da söyledi eğitime ihtiyacı olan her vatandaşımıza ulaşmak istiyoruz Hı -hı. diye bunun içinde düzenlenmiş olan Batı Avrupa sertifika programları Hı -hı. var. Onları atlamayalım istiyorum bu noktada. Bu sertifika programlarından da biraz bahseder misiniz? Tabii şimdi e... 82-83 yıllarında açık öğretim sistemi kurulduğu zaman e, lisans eğitimiyle başladı. Daha sonra ön lisans devreye girdi. Ama o tarihlerdeki yüksek öğretimin durumuna bakarsanız okullaşma oranı yüksek öğretimdeki öğrenci sayısı az, olanaklar kısıtlı ve o dönemde e, yüksek öğretimde çok ciddi bir işlev gördü. Şu anda halen de görmekte. Ama şu anda bugün Türkiye'ye baktığınızda 180 civarında üniversite var. Bunlar e, lisans, ön lisans eğitimi veriyorlar. E, artık e, açık öğretim sisteminin lisans ve ön lisans eğitimini yine ağırlık verip, bunun yanında bu yaşam boyu eğitim dediğimiz noktada da şu anda mevcut olan sistemi geliştirerek devam etmesi gerekiyor. Nedir bu dersek, kişilerin ihtiyacı olan sertifika programlarına, ...yoğunlaşmak gerekiyor. Şu anda Türkiye'deki sistemde 41 adet sertifika programımız var. Yani bunlar e, yılda 3 defa açılan programlar. Örneğin işte 13 Aralık'ta kayıtları bitirdik. Şu anda bir dönemin e, kayıtları devam ediyor. İlgilenen arkadaşlar olursa da bizi izleyenlerden veya e, buradaki arkadaşlardan... Hı hı. ...Şubat ayında yeni dönemin kayıtlarına başlayacağız. Bu sertifika programlarında... Temelde şu var tabi bunda da yavaş yavaş değişikliğe gidilmesi gerekiyor ve birkaç programda da buna başladık 3 ders alıyor arkadaşlar burada e-öğrenme malzemesiyle kitabıyla her şeyle ve sonuçta kendisine bir sertifika veriliyor Yine yanılmıyorsam daha önceki programların birinde bahsetmiştim örneğin bir tıp sekreterliği programımız var bizim sertifika programımız var bu program çok ciddi talep gören, özellikle yani bu sertifika programları oluşturulurken de zaten e, neye ihtiyaç varsa o yönde bir çalışma yapılıyor. İşte tıp sekreterliğine ciddi bir talep var çünkü işte özel hastanelerin devreye girmesi, hı hı. oradaki ihtiyaçlar göz önüne alındığında bu noktada ciddi talep var. İşte en son e, Türkiye'de hakemlere yönelik bir sertifika programı başladık, ilk e, dönemini yaptık. 400 civarında hakem adayı geldi. Bu sertifikayı başaranlar işte e, federasyonla birlikte veya merkez hakem kurulumu yani futbolla çok alakalı <laughs> olmadığı için kusura bakmayın. Onlar bir sınav yapacaklar <laughs> burada ve onlar hakem olacaklar. Türkiye'de artık hakem olmak için bu sertifikanın alınması gerekiyor. İşte onun ötesinde şimdi e, büyük ihtimalle Haziran 2014'te Koskep'li bir proje yürüyor. E, bu e, Çünkü Koskep destek veriyor kişilere. Bu noktada tüm bu sertifika programları devam ediyor. Tabi e, yurt dışına baktığınız zaman bu sertifikaların talebi farklı Türkiye ile. Yani bir hakemlik sertifika programını bir Batı Avrupa'da e, onların ihtiyacı yok. Ama şu anda bizim örneğin Batı Avrupa'da 7 tane sertifika programımız şu anda faal olarak çalışıyor. Oradaki kişiler işte standartı var. Sertifika programına katılabilmek için işte lise mezunu olmak gerekiyor. Onu belgeleyecek ve sonuçta da kayıt olması gerekiyor. Belli bir ücret yatırmaları gerekiyor bununla ilgili. Tabii ki bu çok cüzi bir şey. Bunu internet sayfasında var. Burada söylemeye de gerek yok. 7 tane sertifika programı para kendicilik gibi, işletme yönetimi gibi, muhasebe gibi programlar, sertifika programları şu anda yurt dışındaki programlarda da ön lisans, lisans eğitimi ile birlikte devam ediyor. Bunların tabii zaman içinde kesinlikle ...değişik alanlarda e, geliştirilerek devam etmesi gerekiyor. Hı hı. Teşekkür ederim. E, sayın Hocam tekrar size dönmek istiyorum. Yaşam boyu eğitim sloganlarımızdan biri. Evet. Bununla ilgili böyle kısacık programımızın sonuna geliyoruz. E, gerçekleştirmeyi planladığınız projeler var mı? Biraz biraz bahsettiniz hı hı. aslında ama. E, aslında Sayın Dekanımız da bahsetti. Bu o, geçmişte de yapılan bir takım sertifika programlarını... ...tabii ki devam ettirmemiz hı hı. lazım. Günün ihtiyaçlarına, talebe göre... Mesela üniversitemiz bu anlamda çok zengin bir öğretim üyesi potansiyeline sahip. Bizim üniversitemizde, efendim mühendislik eğitiminden sanat spor eğitimine kadar tüm dallarda gerçekten alanında yetkin öğretim elemanlarımız var. Hı hı. Mesela benim aklıma ilk gelen programlar sanat programlarını artırabiliriz, sertifika programlarını. Güzel Sanatlar Fakültemizde bu alanda çok iyi çalışan arkadaşlarımız var. Konservatuvarımız aynı şekilde. Mesela neden uzaktan öğretim yöntemiyle efendim insanlara müzik eğitimi verilemesin? Veriliyor. Dünyanın her yerinde veriliyor. Evet. Mesela benim kızım piyano çalmayı internetten öğrendi. Kendi şeyiyle. Kendi, çabası kendi çabasıyla. Bunu çok daha bilimsel metotlara dayalı olarak konservatuvardaki arkadaşlarımıza söylersek ki söyledik zaten talimatı verildi. Kendileri çalışıyorlar şu anda. İnşallah önümüzdeki dönemde sanat eğitimi, müzik eğitimini de internet aracılığıyla ee, öğrencilerimize, hı hı. tüm yaşam boyu zaten bizim sloganımız bu. 7'den 70'ye, 77'ye e, ölene kadar eğitim e, her çağda gerekli insanlarımıza. Günün şartlarına göre e, her türlü eğitim vermeye Anadolu Üniversitesi muktedir. Zaten Dediğim gibi potansiyelimiz var. Öğretim elemanı açısından da insan kaynağımız çok zengin. Hı hı. Günün teknolojik imkanlarını kullanarak bunları yerine getireceğiz inşallah. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Kerim hocam size de teşekkür ediyorum. Programımızın sonuna geldik. Haftaya yeniden bambaşka bir konuyla ve konuklarla burada olacağız. Hoşçakalın.